Bir soru, bir cevap da tekrar beraberiz. Sizlerin bana göndermiş olduğu Facebook, Instagram mesajlarına göre aralarına böyle en çok takıldığınız soru tarzlarını seçtik. Hemen bir soru, bir cevap daha yapacağız. Sizlerden gelen soru tiplerinden en çok böyle dikkatimi çeken birisi de bu arkadaşlar. Bakın soruya dikkat edelim. Aşağıdakilerin hangisinde yüklemin kök türü diğerlerinden farklıdır? Şimdi özellikle kavramlarla ilgili bir problem yaşadığımızı görüyorum arkadaşlar. Bakın ilk kavram şu. Yüklem diyor ama yüklemin sadece varlığıyla ilgilenmiyorum. Yüklemin kök türüne bakıyoruz. Burası önemli. Özellikle arkadaşlar burada gelen mesajlarda şunu görüyorum. Hocam bu soru hatalı mı? Neden hatalı mı diyorum otomatikman. Hocam yüklemin kök türünü sormuş. Ben gittim işte basit türemiş birleşik diye baktım. Çift cevap çıktı veya cevap çıkmadı. Ne oldu? Hepsi aynı çıktı falan gibi sorular geliyor bana mesaj olarak. Hocam sen eğer gidip de yüklemin kök türü diye sorduğunda basit türemiş birleşik diye bakarsan otomatikman soru zaten sana yanlış gelir. Ya da doğru yapıyorsan da hasbel kadar doğru yapmışsındır. Emin ol başka bir soruyu da böyle çözsen belki de yanlış çıkacak. Doğru yapıyorsan dediğim gibi şansına, balına öyle gitmiştir. Yani sana yüklemin kök türü diye sorduğunda basit türemiş birleşik diye bakamazsın. Hocam kök türü diye baktığında senin dikkat etmen gereken unsur şu. Yüklemi bul, sonra yüklemin anlamlı en küçük parçasına eriş, yani köküne. Ve kökümüz isim mi yoksa fiil mi diye bak. Dolayısıyla soru eğer gerçekten hatalı değilse sana doğru cevabı verecektir. Ama sen yüklemi basit türemiş birleşik diye bakarsan zaten soruda bir kurgu hatası ortaya çıkacaktır. Peki madem ki neymiş, bakın buraya dikkat, yüklemin veya herhangi bir şeyin, bunu konu anlatım videolarında çokça dile getirdim. Yüklemin, sıfatın, zarfın, zamirin, ismin hiç fark etmez arkadaşlar. Herhangi bir sözcüğün altını çizip veya belirtip kök türünü sorarsa kökü bul, kökün doğruluğundan emin ol. Çünkü burası da önemli bir nokta. Bazen de kökü yanlış buluyorsunuz. O yüzden tür de yanlış çıkıyor. Kökü bul, doğruluğundan emin ol ve neye bak? İsim mi fiil mi diye bak. Hadi bakalım. Bahçedeki çöpleri bir topladık. Topladık yüklem. Bize gönderilen tüm mektupları biriktiriyoruz. Biriktiriyoruz yüklem. Hiçbir zaman söylediğini yapmadı. Yapmadı yüklem. Her geçen gün saçları biraz daha ağrıyor. Ağrıyor yüklem. Çocuğun güneş altındaki saçları sarıydı. Sarıydı yüklem. Hocam bak ne yaptım? Yüklemleri buldum. Şimdi geldim ikinci adıma. Ne yapıyorum? Bu yüklemlerin en küçük anlamlı parçasını buluyorum ve isim mi fiil mi diye bakıyorum. Topladık. Kökümüz ne? Bunu konu anlatım videolarında söylemiştim. Bir tekrar olsun diye yine buna benzer bir soruyu seçtim kitaptan. Top. Niye? Topladığın şeyi bir top gibi. Top yaparsın değil mi? Bir araya getirirsin. Oynadığın topta da, voleybol oynadığın, futbol oynadığın topta da aynı mantık vardır hocam. Hava top haline gelir, bir araya gelir o topun içinde, plastiğin içinde. Toplantıda insanlar top haline gelir, değil mi? Ortalığı topluyoruz, bir araya getiriyoruz anlamında. Dolayısıyla arkadaşlar top, kökümüzü aldım ve ne kökü? İsim kökü. Peki biriktiriyoruz. Biriktirdiğin şey nereden başlar? Birden başlar değil mi? Önce bir şeyin vardır elinde. Ardından o 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Ama sonuçta biriktirme işine bir araya getirerek birden başlıyorsun değil mi? Dolayısıyla hocam kökümüz 1. 1 isim kökü aldım. Yapmadı. Kökümüz ne? Yap. Yapmak. Yapmak. Yanına mastar getirebiliyorsam ne oluyordu? Fiil kökü oluyordu. Aldım. Ağrıyor. Bak saçlar ağrıyor. Hocam hemen düşün. Saçlar ağrınca ne olur? Ak düşer değil mi? Yani beyazlaşır. Dolayısıyla hocam burada bir ünsüz yumuşaması var ama ağrıyor sözcüğünün kökü. Ak değil midir? Yine gelen mesajlar doğrultusunda bunu cevaplıyorum. YouTube yorumuydu bu. YouTube'dan yola çıkarak söylüyorum bunu. Hocam demiş. Ak dediniz ama akmak sözcüğünün yanına, ak sözcüğünün yanına mekmak getirilebiliyor. Akmak diyebiliyoruz. Hocam da ne demiştik biz konuyu anlatırken? Sözcüğün köküyle gövdesi arasında anlam ilişkisi olmak zorunda. Akmak fiiliyle saçlarına ak düşmesi arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yok. Ha su akar, değil
Değil mi? Su aktı dersen, oradaki ak, akmak fiilidir. Eyvallah. Ama saçlarına ak düşmesindeki ak, ortak, özür dilerim, sesteş bir köktür. Ve buradaki bir fiil olan değil, bir isim kökü olan aktır. Buna da bir cevap vermiş olalım burada. Peki, çocuğun güneş altındaki saçları sarıydı. Kökümüz ne? Sarı. Dolayısıyla isim kök. E şimdi bak, aynı mantığı burada da tekrarlayacağım. Hocam, sarmak olmaz mı? Sarmak diye de bir sözcük var. Le arkadaş, var, ben sana yok demiyorum ki. Ama sarmak ile, sarıp sarmalamak ile sarı rengi arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yok. Dolayısıyla ben bunun kökünü sarmak fiili alamam ki. İlla sarmak sözcüğünün bir anlamı var diye gidip buraya yapışamam. Ne demiştik? Kökle gövde arasında anlam ilişkisi olmak zorunda. Dolayısıyla kök türünü sorduğu için, kökümüz de sarı olduğu için isim köktür. Dolayısıyla bakın, kök türü diğerlerinden farklı olan hangisi olacak? C seçeneği olacak diyorum. Evet. Bir soru, bir cevap dedik. Umarım aklınızdaki soru işaretlerine burada bir çözüm bulmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.